Suncheon Körfezi sulak alanında temiz hava ve mükemmel doğal çevre ile sazlıklar bereketli bir şekilde büyüyor. Bol miktarda besin alarak, burada yaşayan bitkiler sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Yürüme sahnesi sazlıklar arasında çok romantik bir atmosfer yaratıyor. Sallanan sazların hareketi kuvvetli deniz rüzgarlarıyla canlı doğayı simgelemektedir. Suncheon Körfezi sulak alanında geniş bir tahıl yetiştirme alanı var, pirinç yetiştirilen yer. Hazır kışın gelen göçmen kuşlar için dünyada çok nadir görülüyor, çok geniş bir tarımsal ekim alanı göçmen kuşlar için sağlanmıştır. Toplumun ilgi ve istekleri Suncheon Bay Sulak Alan Parkı hakkında bu sonuçlara yol açmıştır. Çünkü çok zor yakında Cheon Körfezi sulak alanını yürüyerek görmek için. Bu yüzden, gezi için bisiklete binen birçok insan var. Ekim Kore'de sonbahar mevsimine karşılık gelir. Tüm tahılların ve bitkilerin yenilenmesinin zamanı geldi. Olgunlaşmak, bitkilere bakmak, yeşil rengin sağlığını korumak, aklımız doğaya aşık oluyor. Gelgitdüz yaşam olgusu. Gelgitdüzlükleri sayısız canlı için bir cennettir. Gelgitdüzlükleri kara ve denizleri birbirine bağlayan bir tampon bölgedir ve çeşitli balıklar ve kabuklu deniz hayvanları için yaşam alanları ve yumurtlama alanları sağlayın. Toplam avın %60'ından fazlası çamur düzlüklerinde üretilmektedir. Nesli tükenmekte olan türlerin 1/3'ünün çamur düzlüklerinde yaşadığı bilinmektedir. Ek olarak gelgit düzlüğü alanı çoğu kıyı canlıları ve kuşları için beslenme ve üreme alanıdır. Deniz yaşamının yaklaşık %66'sı doğrudan gelgit düzlük alanlarıyla ilişkilidir. Ve balıkçılık faaliyetlerinin %90'ı doğrudan veya dolaylı olarak gelgit düzlükleriyle ilgilidir. Çamurluklarda 230 balık türü, 193 yengeç türü de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik türler yaşamaktadır. 74 tür karides ve 58 tür kabuklu deniz hayvanı ve çeşitli organizmaların varlığı, bunların besin açısından zengin ve oldukça üretken olduğu anlamına gelir. Aslında çamur düzlüklerinin verimliliği karadakinden yaklaşık 9 kat daha fazladır. Araştırmalar çamur düzlüklerindeki balık verimliliğinin dönüm başına 10 ton olduğunu ve çamur düzlüklerine yayılan halofit çayırlarının üretkenliği ormanlardan veya pirinç, buğday ve patates ekili alanlardan birkaç kat daha yüksek olduğu söyleniyor. İngiliz bilim dergisi Nature'a göre, çamur düzlüklerinin ekolojik değerinin 1 hektar, 0,01 kilometre kare, başına 9.990 ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 92 ABD doları tutarındaki tarım arazisinin değerinin 100 katından fazladır. Kore Çevre Bakanlığı, Kore çamur düzlüklerinin değerini 24.315 ABD doları olarak değerlendiriyor. Doğadan daha yüksektir. Bunun nedeni, ülkemizin çamur düzlüklerinin deniz yaşamı için yaşam alanı olarak taşıdığı değerdir. Balık gibi balık üretimi diğer ülkelere göre daha yüksektir.